Spartaküs, sadece on binlerce askerin katıldığı bir ayaklanmaya liderlik etmedi. Aynı zamanda 1. yüzyılda yaşanan savaşta Roma'yı da mağlup etti. Ancak onu bunu yapmaya iten sebepler bugün hala tartışmalı. Antik çağdan bu yana Spartaküs, herkes tarafından mitleştirilmiş bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Spartaküs, modern efsanelerde anlatıldığı gibi isyankar bir kahraman mı, yoksa basit bir provokatör mü? Gelin, Trakyalı bir gençten köleleştirilmiş bu gladyatörün evine daha sonra Romalılardan intikam alan bir savaşçıya varıncaya kadar Spartaküs'ün tüm yaşamına birlikte göz atalım. Her gün yeni videolarla dolu bir macera sizi bekliyor. Abone olun ve bu keyifli serüvene ortak olun. Spartaküs hakkında bildiğimiz her şey ikinci ve hatta üçüncü. Elden Eden Digimiz Bilgiler Nibere. Onu anlatan antik tarihçiler, onun milattan önce 71'deki ölümünün ardından dünyaya gelmiş kişilerdi. Adamlar, bu andıran bir İtalya kadar inip, Roma askerlerini ezip geçen bir isyan lideri olmadan çok önce, Spartaküs normal bir çocukluk geçiriyordu. Antik tarihçilere göre, günümüzde Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye sınırları içinde kalan Trakya'da dünyaya geldi. Milattan önce 2. yüzyıldaki 3. Makedon Savaşı'ndan sonra birçok Trakyalı İtalya'ya götürüldü ve köle olarak satıldı. Spartaküs, bu köleler arasında yer alıyordu. Spartaküs, sadece muhteşem bir fiziksel güce değil, aynı zamanda müthiş bir bilgi birikimine ve zekaya da sahipti. Bu bakımdan kendisi bir Trakyalı'dan çok Yunan'a benziyordu. Bu benzetme, o dönemin tarihçileri tarafından sıklıkla başvurulan bir klişeydi. Yunan ve Roma olmayan birinin üstün işler başardığında onun hakkında, diğer barbarlara göre daha akıllı denirdi. Sizler abono lurken hakayenin dirinlegin inilim. Köle olarak satılan Trakyalıların içinde bulunan Spartaküs, son derece acılı ve işkenceyi anımsatan bir eğitime zorlandı. Burada gladyatörler arenaya çıkıp dövüşecekleri güne kadar eğitim görüyorlardı. İnsanlık dışı olan bu durum, Spartaküs'ün liderliğinde yavaştan bir isyana dönüştü. Bu köle isyanı, 78 kişi ve bir düzine mutfak bıçağı ile başladı. Eğitimden sonra M.Ö. 73'te bir grup köle gladyatör, özgürlüklerini geri kazanmak için her şeyi göze almaya karar verdi. Gardiyanları ortadan kaldırıp, İtalya kırsalına sığınak açtıktan sonra asiler at arabası konvoyuna tek geldi. Bu, onlar için altın bir fırsattı, çünkü arabalarda silahlarla doluydu. Adamlar baştan aşağı silahlandı ve karşılarına çıkan köyleri yağmalayarak, ganimet toplayarak ve aralarına yeni adamlar katarak yollarına devam ettiler. Abone olarak hiçbirini kaçırmayın. Siz de bu heyecanlı yolculukta bize katılın. Bu sırada Roma, bir avuç kölenin ayaklanmasının ciddi bir tehlike olduğunu düşündü. İmparatorluk, Spartaküs'ün liderliğindeki isyanı bertaraf etmek için bir ordu gönderdi. Roma'nın ordusu Spartaküs'ü takip etti, ancak Spartaküs ve adamları Roma ordusunu ellerinden geldiğince savuşturmaya çalıştılar. Ancak bu çaba beyhude oldu, köleler köşeye sıkıştı ve hızlıca yok edildi. Evlerine geri dönmek isteyen isyankarların başlattığı bu isyan, sonunda trajik bir şekilde sona ermişti. Savaş sonucunda Spartaküs'ün öldürüldüğü kabul edildi, ancak cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Yenilginin ardından, 6000 isyancı çarmıha gerildi. İsyancıların çarmıha gerilmiş bedenleri Roma'ya uzanan bir zincir şeklinde halka ibret olması için sergilendi. Kros'un askerleri, Roma'ya geri dönüp zaferlerini ilan etti. Spartaküs'ün ölümü, Roma İmparatorluğu için bir zafer olarak kabul edildi. Ancak Spartaküs'ün hikayesi, zamanla MIT haline geldi. Bazıları onu tükendi egosu uğruna adamlarını felakete sürükleyen bencil bir isyancı olarak görüyor, diğerleri ise Roma İmparatorluğu'nun zulmü altında inleyen binlerce insanı umut veren, ilham verici bir lider olarak tanımlıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.